Bayanlar, baylar, lütfen sessiz olun. İç çamaşırı güzelimiz odamıza şeref verdiler. Kimsenin böyle güzel fotoğraflardan mahrum kalmasını istemeyiz, değil mi? Haklısın. Hatta fotoğrafları herkese göstermek seni tatmin etmez. En iyisi ben sana çok merak ettiğin o vücudun gerçeğini göstereyim. Böylece herkes rahat etsin. İşte göğüsler. Doktor Zenan, Doktor Zenan. Sen doktorsun, ölümü kabul etmelisin. Ölümü kabul ediyorum. Benim kabul edemediğim ona yenilmiş olmak. Hiç kimse yenilmez değildir. Neyi kutluyoruz? Doğum günümü. Bugün benim doğum günüm. Ve ben de sadece seninle olmak istedim. İyi ki doğdun Ela. Keşke tüm dileklerini gerçekleştirebilseydim. Belki bir gün yapabilirsin. Gözlerimi kapatsam yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam geceler bir gördüğüm. Kapıları kapatsam yalnız. Geldik, uyanın. Geldik mi? Allah kahretsin, huzur evinin oradaki durakta inecektim. Ela Hanım, bildiğiniz gibi babanızın hafızası giderek kaybolmakta. Vesayet konusunda gerekli işlemleri bir an önce gerçekleştirmeniz sizin ve babanızın yararına olacaktır. Biliyorsunuz Alzheimer hastalığı derecesine bağlı olarak... Anlıyorum. Siz gerekli olan her şeyi hazırlayın ve bana haber verin. Tamam. Avukatla konuşur konuşmaz sizi arayacağız. Babam nerede? Biraz önce buradaydı. Odasına çıkmış olmalı. Bakalım. Olmadı. Bakın endişelenmeyin, bulacağız onu. Böyle bir şeyin tekrar olmasına nasıl izin verirsiniz ya?
oldu? Kimsiniz? Özür dilerim ben. Rica ederim. Baba! Canından mı susadın bey baba? Çekilsene yoldan. Babacığım iyi misin? Sen de kimsin? Hastaneye gidecektim ama sanırım sokakları karıştırdım. Babacığım gel, hadi gidelim. Olmaz. Ameliyat için beni bekliyorlar. Ama hastaneyi bulamadım. Tamam babacığım. Ben hastaneyi aradım. Gelemeyeceğini bildirdim. Yani sorun yok. Hadi gidelim. Hastane yemeklerine kötü derler ama ben çok severim. Denersen sen de beğenebilirsin. Başım ağrıyor. Bak, seni anlamıyorum sanma. Yetişkin biri için bile hastanede bu kadar kalmak ve böyle iki ameliyat geçirmek zor. Ama bana yardım etmelisin. İyileşmek istemelisin. Neydi bu şimdi? Özür dilerim, kaydı. Yani ellerim... Neyse. Bitti zaten. Nazmiye Hanım'ın kalbini bırakabilirsin. Yavaşça. Yavaşça. Peki, ısıtalım ve bypass'tan çıkaralım. Keşke ben de bir kalbi tutabilseydim. Kalp tutmanın önemi yok. Asıl önemli olan ameliyatı yapmak. Suat seni seçmediği için kıskançlığından saçmalıyorsun. Yoksa sen ameliyathanede ışık olmayı bile kabul edersin. Hasan, Zenan. Akşam için plan yapmayın ha. Sizi sevgilimle tanıştıracağım. Sevgilin seni görmek için ta İzmir'den geliyor. Ama sen onunla yalnız kalmak yerine bizi çağırıyorsun öyle mi? Yakında ayrılırsınız. Kötüsün sen. Sadece yeni hayatımın içine girmesini istiyorum o kadar. Ve bu da benim tezimi destekliyor. Ne de olsa hayatımız dışarıdan birinin koşarak kaçmasını sağlayacak kadar ideal. Bence hayatımız son derece ilginç. Ayrıca doktorlar hiç de sıkıcı değiller. Belli. Bunun sevgilisi doktorlar sıkıcıdır deyip duruyor. Ama ben seni sıkıcı bulmuyorum. Hastayı kaybediyorlar. Ne? Grafler. Açık. Isı? 34 derece ve yükseliyor. Şimdiye kadar kalbe atmalıydı. Hadi Nazmiye Hanım. Hadi defi hazırla. Ayarlar 90'ın altında. Şarj edildi. 10 jül hazırla. Ver. Hadi ver. Hadi hadi. Hala bir şey yok. 20'yi hazırla. Şarj edildi. Ver.
Sağlam değil. Tamamdır. Kalp biraz tereddütlü o kadar. Ela. Aferin. Peki kapatalım. Gözümüzü üzerinden ayırmayacağız. Ayşem, yavrum, bir lokma ye bari. Hatırım için güzel kızım. Kaç gündür doğru dürüst bir şey yemiyorsun. Bak iyileşemezsin sonra. Hı? Midem bulanıyor. Şımarıklık yapmanın alemi yok. Ye çabuk önündekileri. Midem bulanıyor, başım ağrıyor. Vah yavrum, vah benim canım. Doktor beyi bulup bir soru versen kızın başı niye ağrırmış diye. Bir şey bilseydi şimdi eve çıkmış olurdu bu kız. Bypass'a girdiğini duydum. Evet. Kalbi tuttun mu? Evet. Müthiş bir duygu değil mi? İlk seferini asla unutmazsın. Doktor olduğunu en çok hissettiğin andır. Hocam seyretmesi bile harikaydı. Ela kendini kesin çok süper hissediyordur değil mi Ela? Ya evet. Ela sen iyi misin? Biraz şok edici tabii. Ne de olsa hasta hayatı senin ellerinde. O halde... Ayşe'nin baş ağrısı şikayeti var. Bugün bir MR alalım. Olur. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Sana sevineceğim bir haberim var. Bir ev buldum. Yarın bakmaya gideceğim. Nasıl haber ama? Yeter ama. Neyin var senin? Sanırım ben çok kötü bir şey yaptım. Hı. Ya bir an içim geçti ve belki de o arada kalbi fazla sıktım. Saçmalama canım. Kalp kası çok kuvvetlidir. Senin sıkmanla hiçbir şey olmaz. Ya tırnağım eldivenimi yırtmış. Nazmiye Hanım, kalbini delmişsem ne olacak? Delmiş olsaydın hastayı kapatmadan ortaya çıkardı. Yani kalbi atmaya başladı değil mi? Demek ki kadının hiçbir şeyi yok. Yani ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ya sence Suat Bey'e söylemeli miyim? Neyi? Bir şey olmadığını biliyoruz işte. Kadının durumu da gayet iyi. Şimdilik iyi. Boğaza uçan bir arabadan çıkarılmışlar. Ne kadar suyun altında kaldıkları da belli değil. Her ikisine de resüsasyon yapılmış ve dönmüşler. Kadın GKS-1 ve popüler fix dilate. Nabzı 40'larda olduğu için atropin verildi. Monitörize edelim. Rutinleri alın. Kan gazına bakılsın. Kardiyolojiden de acil konsültasyon isteyin çabuk. Levent Bey, çocuğun nabzını kaybediyoruz. Kadınla ilgilen. Sıvıyı açın. Atropin verin. Dışarıda yeni getirilen bir hasta var. Sanırım babaları arabayı kullanıyormuş. 40 yaşlarında erkek ve fazlasıyla alkollü. Tansiyon 60'a 40. Oksijen basıncı %80. Ne yapacağım şimdi? Epi yap. Hastayı kaybediyoruz. Defiyi getirin. Çabuk. Anneyi de kaybediyoruz. Defibrilasyon yapalım. Çabuk çabuk. 200'e şarj et. Çekilin. Çekil. 200'e şarj et. Şarj edildi. Çekilin. Kendine gurur duymalısın. Karın oğlunu öldürdün. Bırak, hiçbir yere gitmiyorsun.
Babayla da sen ilgileneceksin. Adamın VT'sini yaptır. Evet. Ne görüyorsunuz söyleyin bakalım. Akciğerde büller ve amfizem. Akciğer kapasitesi ciddi şekilde düşmüş. Ağır nefes darlığı var. Peki ne yapılabilir? Brektomi prosedürü. Bülleri alıp basıncı azaltabiliriz. Hikayesinde 2002'de ameliyat olduğu yazılı. Beyza Hanım bu yollardan daha önce de geçmiş. Ama yine de onunla konuşmakta fayda var. Sigara karşıtı bir nutuk çekmeyin. Zaten yeterince morali bozuktur. Bu resmi sigara paketlerine bassalar, insanlar sigara içmeyi bırakır mı acaba? Hemodinamik stabil mi? Tansiyon 120'ye 70. Nabız ritmik 90. Güzel. Doktor hanım, karımın durumu nasıl? Şey, iyi. Zamanla daha iyi olacaktır. Ama şu anda pek iyi değil, öyle mi? Kalp ameliyatı hastaları çok yorar. O yüzden şu anki durumu normal. Merak etmeyin. Eşinizi dikkatli bir şekilde izliyoruz. Belki de artık sigarayı bırakmalısınız ha? Bıraktım zaten. Ama boşu boşuna bırakmışım. Baksanıza. Hala hastalıkla uğraşıyorum. Poşe eskiden günde 4-5 paket içerdim ama... Ciğerlerinizdeki hasara bakılırsa sigara içtiğinize eminim. Zaten kimse bana inanmıyor. Ya sigarayı bırakmadın diyorlar. Ya da ağrım falan yok. Hepsi psikolojik diye alay ediyorlar. Ben röntgeninizi gördüm. Kesinlikle psikolojik değil. Nihayet bana inanan biri çıktı. Vallahi oturmak bile öyle canımı acıtıyor ki doktorcuğum. Sen doktor olmak için çok genç değil misin? Siz de hasta olmak için çok gençsiniz. Görür görmez iyi biri olduğunu anlamıştım. Sence bu seferki ameliyat işe yarayacak mı? Bence denemekten başka şansınız yok. Aynı zamanda da çok dürüst biriymişsin. Böyle insanları severim. Teşekkür ederim. Ben de sizi sevdim. Seni de benim huysuz gelin çok severdi. İkiniz birbirinizin aynısınız. İkisinde de aynı suratsızlık. İğneliğe sonucu geldi. Kumadin devam edecek mi? Evet, ettireceğiz. Peki, tamam. Ben yarım saate kadar gelip hastanın durumunu kontrol edeceğim. Peki Ela Hanım, ben hastayı hazırlarım. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Ayşe. İyi misin? Ayşe.
kesip ülleri söndürerek Beyza Hanım'ın akciğerini işe yarar hale getireceğiz. Fikret Hanım, gördünüz mü? Hocam. Gözlerime inanamıyorum. Açmalıyız. Skopu çıkarıyorum. Duydunuz millet iş başına. Işıklar. Pekala, hazırlanalım. Onluk bıçak. Buyurun. Aspire et. Bu bir gazlı bez mi? İnanamıyorum. Tepsiyi getirin. Gazlı bezin ne işi var orada? Tahminen 5 sene önceki ameliyattan kalma. Doktorun bir anlık dikkatsizliğinin sonucu hasta bir ömür boyu acı çekiyor işte. Görünüyordu. Sakinleştirici vermek zorunda kaldım. Konuşmuyor. Yemek yemiyor. Korkuları giderek artıyor. İyi de neden? Her şey yolunda gitti. Ameliyat sorunsuz geçti. İyileşmemesi için hiçbir sebep yok. Ne kötü bir gün ya. Her şey üst üste gelmek zorunda mı? Ya neyin var senin? Söylesene. Ben yardım edebilirim belki. Sorunlarımı tek başıma çözebilmeliyim. Yoksa asla büyüyemem, değil mi? Hayret bir şey. Hastanın içinde gazlı bez unuttuklarına inanamıyorum. Koskoca bir havlu neredeyse. Yok artık. Kocaman gazlı bez ya da küçücük klemp. Bir doktor hastanın içinde nasıl bir şey unutur? Hastanın dosyasını inceleyin. Bunu yapan doktoru hemen bulmanızı istiyorum. Başla. Zenan, hastanın hikayesini iyice araştır. İlk ameliyat hakkında bulabildiğin her şeyi bul. Ameliyat hangi hastanede yapılmış? Kimler girmiş? Tabii en önemlisi kim kapatmış? Hasan, sen de hastanın yanında dur. Onu neşelendirmeye çalış. Seni seviyor gibi. Ha şey hocam. Bugün 6'da çıkabiliriz değil mi? Akşam için kadere söz verdik de. Sevgilisi ta İzmir'den gelecekmiş. Doktorlar akşam için plan yapmaz. Bunu hala öğrenemediniz mi? Sana inanamıyorum ya. Çok safsın. Böyle bir şey nasıl sorarsın? Sadece bir soruydu. Ne var bunda bu kadar? Tamam canım. Uçağın kaçta iniyor? Tamam. İner inmez hastaneye gelir misin? Biliyorum ama o saatte çıkamam. Söz sadece 15 dakika kalacağız hastanede. Tamam. Madem adamı hastaneye çağırıyorsun, git saçını başını düzelt. Makyaj yap. Geldiğine bin pişman olmasın zavallı. O söylediğin şeylere salak kadınların ihtiyacı vardır. Senin gibi salak erkekleri etkilemek için. Karşı cins söz konusu olduğu zaman bütün erkekler ve kadınlar salaktır. Ama ben hariç. Başınız sağ olsun. Hastanın sonuçlarını verir misiniz? Sonuç mu? Henüz hiçbir şey yapılmadı. Burak Bey de bir şey söylemedi. Sana BT yaptır dediğim bir hasta vardı, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Güzel. O zaman niye BT yaptırmadığını da hatırlıyorsundur. O adam için kılımı bile kıpırdatma.
Geç otur ve neler olduğunu anlat. O adamla ne alıp veremediğin var? Terapi mi yapacağız? Gerek yok. Teşekkür ederim. Ben sizin hastanız değilim Levent Bey. Ben senin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama sen benim şefin olduğumu unutmuşsun galiba. Yoksa sorularıma cevap vermen gerektiğini bilirdin. Ben emri siz verseniz bile sarhoş olduğu için karısını ve çocuğunu öldüren bir adama doktorluk yapamam. Ne dediğinin farkında mısın sen? O adam bizim hastamız ve bizim görevimizde ne olursa olsun, ne hata yaparsa yapsın onu iyileştirmek. Doktor olarak kimseyi yargılayamazsın. Şimdi gidip hastayı iyileştirmek için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Hatta tüm hastalarından daha öncelikli gelecek, anlaşıldı mı? İlk önce BT ile başla. İçimde gazlı bez unutmuşlar. İnanabiliyor musun? Evet ama kim söyledi size? O güzel sesli adam. Ha, Haldun Bey. Bizim şefimiz. Haberlerde duyardım da inanmazdım. Geçen ameliyatta biri içimde gazlı bez unutmuş. Ne yazık ki. Anlamıyorum. Bu nasıl olur? Bunca zaman içimde bir gazlı bezle dolaşmışım. Tam 5 yıl. Bunun olmaması gerekiyordu, değil mi? Haklısınız. Olmamalıydı. Böyle korkunç bir hatayı kim yapar? Biz bir çözüm bulana kadar hiç kimseye bir şey söyleme. Bunu benim için yap. Tamam. Gördüğünüz gibi akciğer grafisinde problem görünmüyor. MR'lar da temiz. Ama kızcağız iyileşeceğine gittikçe kötüleşiyor. Evet. Gözden kaçırdığım bir şeyler olmalı ama lanet olsun ki yok. Telaş etme. Kan tetkiklerini tekrarlayalım. Arkadaşlarla bir kez daha bir araya gelip durum değerlendirmesi yaparız. Eminim sorunun ne olduğunu kısa zamanda bulacağız. Öyle olsa iyi olur. Ayşe yavaş yavaş eriyor. Ben de bunu izlemek istemiyorum. Ne oldu? Göğüs kemiği üzerinde hızlı hematom oluştu. Ve dikişlerden kan sızmaya başladı. Suat Bey. Geliyor, haber verdim. Basınç uygulayın. Ameliyathaneyi boşaltmalarını söyleyin. Ne oldu, protomini aldın mı? Evet, protokol geriye aldı. Değerleri ne durumda? Kanama, pıhtılaşma, PT, PTT, INR normal. Trombosit sayısı yeterli. Tezgiden anlamıyorum ki. Hadi gidelim artık. Bir dakika durun, monitörü sökmedim. Suat Bey, eldivenimi deldim. Ne? Ameliyat sırasında kalbi tutarken tırnağım eldiveni deldi. Kalbi çizmiş olabilir.
Hadi gidiyoruz, acele edin. Ayşem'in iyileşecek değil mi? İyileşmemesi için hiçbir sebep yok. Tabii ki iyileşecek. Merak etmeyin. Merak etmeyin demesi kolay. Baksanıza yaşamıyor sanki. Eskiden hep gülerdi. Aç açık kaldı. Yeri geldi çok sevdiği okuluna bile gitmeden çalıştı. Ama hep güldü. Şimdi hiç gülmüyor. Lütfen üzülmeyin. Size söz veriyorum. Ayşe'nin eskisi gibi gülebilmesi için mutlaka bir yol bulacağım. Aklından ne geçiyordu anlamıyorum. Hastayı kapatmadan önce söyleme fırsatın vardı. O zaman niye sustun? Aspirasyon. Aspirasyon. Özür dilerim. Ya şu kocasının önünde itiraf etme saçmalığı. Üstelik senin suçun olup olmadığını bile bilmiyorsun. Farkındayım. Çok özür dilerim. Sponge. Sponge. Gel buraya. Buraya gel. Gel. Bak. Duvardaki hasar bir tırnağın verebileceğinden çok daha büyük. Ventrikül duvarı çok zayıf. Dışarıda işler çığırından çıktı. Hastanın kocası etrafa tehditler savuruyor. Saat 5'e kadar Nazmiye Hanım'ın hikayesini masamda istiyorum. Yarın sabah ikiniz de odamda olacaksınız. Remzi Bey'e ve bana olanları açıklayacaksınız. Ne günlere kaldık. Doktorun biri gazlı bez unutur. Asistan kalbi deler. Hastanın hikayesini gözden geçir. Kocasıyla da bir konuş. Sakinleştir. Peki. Hemşire Hanım, sarı şeker. İçeri girip şu bizim Leyla'ya bir bakıversen diyorum. Ben hemşire değil doktorum. Ay kusuruma bakma doktor bey. Kafamı kaldı bizde. Bey değil hanım, doktor hanım. Sen git de ananla dalga geç. Canına yandığımın bıyıksızları. Bizi kızın yanına yaklaştırmıyorlar. Kaçıracağız sanki. Sen gidip bir bakıversene. Ya yapma etme yakışıklı abi. Vallahi ben bir şey çalmadım. Sus, sus. İki gözüm önüme aksın. Tamam sus. Ya aradınız üzerimi. Çıktı mı bir şey? Yok çıkmadı. Tamam üzerinde değil. İçinde de ondan çıkmadı. Gözlerimle gördüm. İki altın künyeyi kaşla göz arasında yuttu bu. Davacıyım. Bana baksana sus, sen. Dur. İftiracı. Koskoca iki künye ya. Nasıl kesin beni boğazından? Yalan olduğu tam buradan belli. Ne oluyor burada arkadaşlar? Açın karnını doktor hanım. Çıkartın künyeleri. Ne diyorsun lan sen? Kimse benim karnımı falan açamaz. Künye yok derim anlamaz mısın? Yeter tamam. Sus. Memur bey. Önce şu adamı çıkarır mısınız lütfen? İyi de doktor hanım. Beyefendi gördüm diyor. Tamam. Röntgen çektireceğiz. Künyeler midesinden çıkarsa gerisini düşünürüz artık. Büyük şefin huzuruna mı çağrıldın şimdi? Evet. Yarın sabah. Atılabilirim değil mi? Yok canım. Daha neler? Kadının kocası işin peşini bırakmayacak gibi. Kardeş de milletvekili miymiş neymiş? Ona güveniyor herhalde. Ne olmuş milletvekili ise? Sen suçsuzsun. Kimse bir şey yapamaz. Korkma. Suat Bey'e anlatırken ne düşünüyordun? Hem de hastanın kocasının önünde. Çok aptalca bir hata. Ben de yapmamasını söylemiştim ama... Sağ ol. İçimi rahatlattın. Ha Ela. Cengiz önce hastaneye gelecek sonra hep birlikte yemeğe gideriz. Geliyorsun değil mi? Ya kadar inan bilmiyorum. Alo. İşimiz biterse biz geliriz de. Gestapo henüz izin vermedi. Ya mutlaka gelmelisiniz. Bu çok önemli. Basit bir tanışma sadece. Niye bu kadar önemsiyorsun anlamıyorum. Dedim ya, bizim de diğer insanlar gibi olduğumuzu anlamasını istiyorum.
İyi de biz diğer insanlar gibi değiliz ki. Fazlasıyla işkolik ve yerine göre takıntılı insanlarız. Avukat da olacak değil mi? Tamam. Akşam gelirim. Anca işten çıkabiliyorum. İyi günler. Her şey yolunda mı? Babamla ilgili ufak bir mesele sadece. Ben kalp olayından bahsediyorum. Nasılsın? İyi değil. Artık yoruldum. Belki de babam haklıdır. Ben doktor olacak kadar güçlü değilim. Doktoruz diye mükemmel olmamız gerekmiyor. Biz de insanız. Hata yapabiliriz. Bay Mükemmel için konuşması kolay tabii. Ben mükemmel falan değilim. Sadece... Boş ver. Benim gidip yaptığım hataların bedelini ödemem lazım. Görüşürüz. Tekrar eder misin? Hayır, anlamadığım ne düşünerek yuttu ki? Geri çıkarmak için vereceği ameliyat parası 2 künyeden fazla tutar. Eminim çıkarmak için de bir yöntemi vardır. Zaten kuyumcu ısrar etmese ameliyat olan olmak istediği yok. Neyse. Sonuçta ameliyat yapacağımıza göre bana bir ameliyathane ayarla. Ben baktım bile. Ama bugün yer yok. Tamam o zaman. Yarın ayarla. Zeren Hanım. Suat Bey. Bypass olayı biraz karışmış. Merak etme. Halledemeyeceğim bir şey değil. Şey, peki... Neyse. Dediklerim iyice anlaşıldı mı? Gazete müdürü, televizyon kanalı. Kimi tanıyorsan arayacaksın. Bu olay bu hastanenin sonu olacak. Senden haber bekliyorum. Remzi Bey, kızgın olduğunuzu biliyorum ama eşiniz hakkında birkaç soru sormam lazım. Kalp duvarları anormal derecede ince. Şimdi de suçu karımın üzerine mi atmaya çalışıyorsun sen? Bundan kaçamazsın. Neler olduğunu kendi ağzınla söyledin. Herkes de duydu. Haklısınız. İstediğiniz her şeyi de yapabilirsiniz. Ama karınızı tedavi edebilmemiz için yardımınıza ihtiyaç... Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Karımdan uzak duracaksın. Yaptığınız yetti zaten. Beceriksizler. Karım hayatının en sağlıklı dönemini yaşıyordu. Kardiyoloğuna sorun. Bir yıl içinde tam 45 kilo verdi. Sakın suçu başka şeylerin üzerine atıp bundan kurtulabileceğini zannetme. Yarın ameliyat olacaksınız. Sabah hazırlanmanız için yanınıza geleceğim. Siz niye gelip içerisiniz? Kaçarım diye korkarlar her an nereye gidecekse. Şu kelepçeleri çıkarır mısınız lütfen? Ama doktor hanım, siz bu kadının dosyasını görmediniz. Neredeyse ansiklopedi kadar. Lütfen. Siz odanın önünde beklerken kaçacak hali yok ya. Madem bu kadar istiyorsunuz. Peki. Thank you.
Sen çok iyi bir kızsın. Uzat eli de falda bakayım. Uzat uzat. Güzel Silaba. Erkekler konusunda pek bir bastısı bir sarı şeker. 3 saat bir desem. 3 gün mü? 3 ay mı? Herif de ayrılıyor. Ay dur as bu güzel yüzü de be. Gelecek kısmetin bu hastanenin içinde. Ah be güzeli. Et olmayacak adama aşık olacaksın. Yetmezmiş gibi arkadaşların da bu adam yüzünden aranı bozacaksın. Sen bana inanmıyorsun ama Leyla ablam demişti dersin. Gidemezsiniz. Doktorunuz gelecek şimdi. Ya iyiyim kardeşim ben ya. Hiçbir şeyim yok benim. Bırakın ya gideyim ya. Lütfen. En çok sevdiğin şeye koşacaksın değil mi içkiye? Sana ne? İstediğimi yaparım. İster içki içerim, ister gider kendimi köprüden atarım. Sen git isteyenlere doktorluk tasla, anladın mı? Beni rahat bırak. Ben de senin gibilerle zaman kaybetmekten çok mutlu değilim. Hak eden birilerine yardım etmeyi tercih ederim. Tamam, problem yok. Çekil o zaman ya. Allah al. Al. Nasıl düştü? Beyin sarsıntısı mı? Anizokorisi var. Hemen Levent Bey'e haber ver. Hı hı. Yardım et. Hemen BT'yi indirmemiz gerekiyor. Özür dilerim, geciktim. Trafik çok kötüydü. Babam nasıl? İyi. Önemli bir şey yok. Ufak bir yara ama doktorumuzun bakmasına izin vermedi. Önemsiz bir şey. Dokunmayın deyip duruyor. Biz de çaresiz sizi aramak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Nerede şimdi? Buyurun. Merhaba. Yara gerçekten önemsiz gözüküyor. Nihayet akıllı biri çıktı. Derdimi kimseye anlatamadım. Sen de doktorsun değil mi? Evet. İyi o zaman. Bana yardım et. Yarım saat sonra kraniyal rekonstrüksiyon ameliyatına gireceğim. Hazırlanmam lazım. Ben de onun için gelmiştim. Ameliyat iptal edildi. Size ulaşamayınca beni gönderdiler. Hep bu salakların yüzünden. Neyse. Gazlı bez meselesi ne oldu? Bir şey olmadı, o mesele halledilecek. Nasıl? Ne çok soru soruyorsun sen. Nasıl halledilecek merak ediyorum. Ne kadar süre kimseye bir şey söylemeyeceğimi bilmek istiyorum. Zenan. Suat Bey'e güven sen. Sana hastanın hayatını kurtarman gerektiğini söylüyorum. Sen gidip kavga ediyorsun. Senin için doktorluktan daha önemli olan bir nefretin varsa git onunla yaşa. Doktorluğu da başkalarına bırak. Çok kötü düşmüş. Ne görüyorsun? Subdural hematom ve orta hatta shift var. Bu işi hemen halletmeliyiz. Kader. Yetişmen gereken bir yer yoksa benle hemen ameliyata girer misin? Beyin ameliyatı mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Kesinlikle kalıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen de ameliyata giriyorsun. Eserini izlemek için. Ve tabii bir de hastaya bir şey olursa sorumlusu olarak orada olmanı istiyorum. Belki şimdi biraz da olsa doktor olduğunu hatırlamışsındır. Ben doktor olduğumu biliyorum. BT'de yaptırmam gerekiyordu. Ama istemedim.
Babam da tam bunu yapmıştı. Çok içtiği bir gece kaza yaptı. Arabadaki kardeşimi öldürdü. Ve ömrünün sonuna kadar acı çekti. O acısını da kalan oğlundan çıkardı. Sen çok iyi bir kızsın. Annenle baban seninle gurur duyuyor olmalı. Sanırım babam şu anda gurur duyuyor. Kızım, Ela. Evet. Onu sinemaya götüreceğime söz vermiştim. Ama ameliyata girmem lazım. Onu sen götürür müsün? Hastanın durumunu izler misin? Tamam. Ben hallederim, sen git. Gerek yok, ben yaparım. Sen sevgilinle buluş, ben ilgilenirim. O artık benim de hastam. Senin kadar sorumluyum. Zaten saatlerdir seni bekliyorum. Eğer biraz daha bekletirsen bir sevgilin olmayacak. Teşekkür ederim Burak. Önemli değil. Ne kadardır ateşi var? Son iki saattir yüksek seyrediyor. Akciğer grafisini tekrar yapalım. Yarın sabah hazır olsun. Hoş geldin. Beklettiğim için özür dilerim. Son anda bir beyin ameliyatı çıktı. Düşünsene, bir adamın beyninin içindeydik. Ne harika değil mi? Eskiden beni hiç bekletmezdin. Eskiden bir insanın hayatını kurtarmak gibi önemli bir işim yoktu. Ne demezsin. Boş ver. O kadar yol tartışmak için gelmedim. Hadi, keyifli bir yere gidelim. Beraber çalıştığım arkadaşlarımın tanışmanı istiyorum. Benden haber bekliyorlar. Üstümü değiştireyim sonra çıkalım, tamam mı? Kader, ben kimseyle tanışmak istemiyorum. Mankenlik yaparken arkadaşlarıma tanışmak için can atıyordum ama. Yani mankenler eğlenceliydi. Doktorlar sıkıcı yani. Evet, belki de sıkıcıyızdır. Ne de olsa haftanın 7 günü aralıksız çalışıyoruz. Ama ben doktor olmaktan, arkadaşlarımdan çok memnunum. Bu benim hayatım. Ve hayatımda önemli olan şey eğlenmek değil, insanların hayatını kurtarmak. Ben de birlikte olduğum kadının hayatında en önemli şey olmak isterim. İşinden, arkadaşlarından, tanımadığı insanların hayatlarından çok daha önemli. Bak, sen benim için önemlisin. Ama ben doktorum ve bundan vazgeçemem. Hadi gidip arkadaşlarımla tanışalım. Kader, ben gitsem iyi olur. Seni ararım. Seni tanımak için çok çaba sarf ettim. Başından vazgeçmeliydin. Bilmem neden inat ettim.
Eh be. Ela? Sen iyi misin? Bana sıkı sıkı sarıl, bir daha asla bırakma, olur mu? Merak etme. Seni asla bırakmayacağım. Hatta sen istesen bile. Sevgilim beni terk etti. Seni bıraktığına göre aptalın tekiymiş demek ki. Kurtuldun, iyi olmuş. Durumu nasıl? İyi sayılır. Kardeşin öldüğünde kaç yaşındaydın? 5'ler. İnşallah bunun başka çocuğu yoktur. Yine de öfkelendiğin, hatta nefret ettiğin bir babanın olması hiç olmamasından daha iyi galiba. Öyle mi? Yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam, geceler bir kördüğüm. Kapıları kapatsam, yalnız üşür müyüm? Bir kuş olup da uçsam, üzerine süzülür müyüm? Sanki seni bende hapsetti, yüreğim kilitli. Ben odamda kokunla şimdi, konuştuğum duvar sessizdi, adın nefesimdi. Artık eve gitmeliyim. Kadir'in sevgilisiyle tanışacaktık. Söz vermiştim. Nerede buluşacaktınız? Akşam yemeği dedik. Kader yerine karar verince arayacak. Gidip üstümü değiştireyim. Ben seni eve bırakayım. Oradan da hastaneye uğrarım. Ayşe'yi merak ediyorum. Ela, çok gergin görünüyorsun.
Doktor olarak son toplantıma gireceğim, ondandır. Abartma. O kalp yırtılmamalıydı. Hastanın hikayesinden bir şey çıkmadı mı? Kocası çok sağlıklı olduğunu söyledi. Geçen yıl 45 kilo vermiş. Ne? Bir yılda 45 kilo mu vermiş? Kas yapısı felaket durumda olmalı. Hı hı. Nasıl her şey bu kadar normal görünebilir? Başın ağrıyor mu hala? Evet, midem de bulanıyor. Kahvaltını da etmedin. Ayşe, senin için özel bir şey getirmemi ister misin? Sevgilinle tanıştırmaktan niye vazgeçtin? Ben vazgeçmedim. O istemedi. Sana iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. İlk gün istememiş olabilir. Bugün tanışırız, değil mi? Tanışamazsınız. Çünkü ayrıldık. Aa, niye? Ya sen ne kadar meraklı bir adamsın. Rahat bıraksana kızı. İyi. Peki, Ela'ya sence ne olacak şimdi? Bence her şey Ela'nın başına patlayacak. Suat Bey de temize çıkacak. Evet. Doktorluk sorumluluğu düşünüldüğünde hatalıyım. Ama bu vakada hastanın hikayesi de önemli. Hasta uzun zamandır rejimdeymiş. Şu anda 90 kilo olduğu için fark edilmemiş. Ama bir yılda tam 45 kilo vermiş. Bu kadar hızlı kilo kaybı yağlarla birlikte kasları da kaybetmesine yol açar. Kalp kaslarını da. Bu durum ufak bir çiziğin büyük bir yırtık haline gelmesini açıklıyor. Öyle değil mi Doktor Suat? Evet. Peki ne cevap vereceğiz hasta yakınının şikayetine? Taha Bey, bu kadar aceleye getirmeyelim kararı. Peki, uzun uzun konuşalım. Vallahi uzun ya da kısa. Hastanın kalbinde bir çizik oluşmasına neden olan ve bunu ameliyat sırasında söylemeyen bir asistan var. Keşke bunu değiştirebilseydim. Ama değiştiremezsin. Bakın, hastanın kocası bütün basına haber verecek. Ve biz asistana gereken cezayı vermezsek bunu açıklayamayız. Bütün sorumluluğu hastane olarak üstlenmemiz gerekir. Peki. Yeterince konuştuysak cezayı tespit edelim. Bence hastaneyle ilişkisini keselim, olsun bitsin. Bence meselenin kalan kısmıyla tabipler odası ilgilensin. Soruna hastanın kilo kaybı da neden olduysa Ela'nın %100 kusurlu olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Aldın Bey, %100 değilse de kusurlu olduğu açık. Bir asistan için niye bu kadar riske girelim? Katılıyorum. Katılıyorum. Arkadaşlar, daha oylamaya geçmedik. Ben kararımızı vermeden önce Suat Bey'in görüşünü de dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bence de hatalı. Ama en küçük bir hata da gelecek vadeden bir asistanı kapı önüne koymalı mıyız? Soru şu. Hepimiz büyük ya da küçük hatalar yapabilir miyiz? Ben hiç hata yapmadığımı, çok iyi bir cerrah olduğumu düşünüyordum. Ama yanılmışım. Haldun Bey, dün hastanın göğüs kafesinden çıkarttığınız gazlı bez benim hatam. Beş yıl önce ihtisas yaparken hastayı kapatmadan önce yeteri kadar kontrol etmemişim. Hasta ameliyat sonrası iyi görünüyordu. Ve ben de yaptığım hatayı fark etmedim. Etseydim söyleyebilir miydim bilmiyorum. Ama Ela söyledi. Genç bir doktor bu cesareti gösterdi ve aynı gün içinde rapor etti. Etmeseydi ne olduğunu bulmaya çalışacaktık. Ve belki de buluncaya kadar hastayı kaybedecektik. Oysa şu anda gayet iyi. Sağlığına kavuşacak.
Eğer arkasında durursanız Ela çok iyi bir cerrah olacak. Emin olabilirsiniz. Değil mi o kadar? Çok sevindim. Sen Ayşe'nin sorununu çözebildin mi? Son bir şey daha deneyeceğim. Merhaba. 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 Merhaba Ayşe. Bak bu doktor arkadaşım Deniz. Seninle konuşmak istiyor. Tabii sen de benimle konuşmak istersen. Ayşe, yavrum bir şey söylesene. Bir iki kelime olsun eden. Bugün o da yok. Sabahtan beri ağzını açmıyor. Ayşe, bana söylemek istediğin bir şey yok mu? Midem bulanıyor, başım ağrıyor. Kurtuldum. Hem de Suat Bey sayesinde. Gerçekten mi? Evet. Ama hemen gitmem lazım. Sizin yapacak işiniz yok mu? Suat Bey'in gaz bez olayını kapatacağını hiç düşünmedim. Sadece olayı hazmetmek için biraz zamana ihtiyacı vardı, o kadar. Hak ettiğine inanıyorsan insanlara bir şans vermelisin. Karınız iyileşecek, merak etmeyin. Asistanınız olmasaydı şimdiye çoktan iyileşmiş olacaktı. Onu savunmak için geldiyseniz... Yanlış anlamayın. Kimseyi korumaya çalışmıyorum. Hakkınızı elbette arayacaksınız. Aramalısınız da. Ben sadece size başka bir gerçeği göstereceğim. Gerçek şu ki... Bakın, etrafınıza bir bakın. Biz doktorlar hiç kimsenin görmek istemeyeceklerini görürüz. Konuşmaktan, hareket etmekten ve görebilmekten yoksun kalmış hastalarla karşı karşıya gelir, onları iyi etmeye çalışırız. Kimse bizim yerimizde olmak istemez. Ama en ufak bir hata yaptığımızda hemen suçlanırız. Unuttukları bir şey var. Biz de insanız. Söylediklerinizde haklısınız. Ama bunlar benim karımın orada yattığı gerçeğini değiştirmiyor. En kötü trajediler en büyük esin kaynağı haline alabilir. Asistanımız Ela'nın yaptığı hata, karınızın kalp kaslarının zayıfladığını ortaya çıkardı. Eğer Ela kariyeriyle ilgili bir endişeye kapılıp gerçeği söylemeseydi, belki de karınızın hayatını kurtarma şansınız hiç olmayacaktı. Ama... Dinleyin. En iyi doktorlar bile hata yapar. Önemli olan hata yaptığımız zaman bunu korkusuzca söyleyebilme fırsatımızın olması. Yoksa sonuçlarına herkes katlanmak zorunda kalabilir. Sizce Doktor Ela affedilmeyi hak etmedi mi? Haklısınız.
Beyza Hanım, çok özür dilerim. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Açıkça yardımı reddediyor. Negatif bir tutumu var. Çocukluk çağında çok ağır travmalardan sonra bu tip depresyonlar görülebilir. Bence çok yönlü bir tedaviye ihtiyacı var. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Telaşlanmayın. Aksine her şey yoluna girecek. Sadece Ayşe'yi buradan götüreceğim. Nereye? Lütfen bana güvenin. Sen çok başka bir insansın. Doktorun da yüreği kadar iyi biliyorum. Ayşe'mi iyi edeceğine eminim. Ayşe zaten iyi. Sadece buna inanması gerekiyor. Sadece kahve. Kahve? Evet. Peki. Sağ ol. Ayşe'yi nereye götürüyorsun? İhtiyacı olan yere. Ayşe'nin sadece doktorlara değil, yaşama sevincine de ihtiyacı var. Sana söylemem gereken bir şey var. Dinliyorum. Biz birbirimize çok benziyoruz. Birlikte bir kahve içelim mi?
Ne dersin? Sen ve ben. Evet. İnanamıyorum ya. Seninle bir şeyler içeceği kadar yakınlaştığımızı mı düşünüyorsun? Hayır ama bir şeyler içerken yakınlaşabileceğimizi düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Senden hala nefret ediyorum. Güzel. Ne kadar klişe olduğunu düşünsem de büyük aşklar nefretle başlarmış. Öyle mi Bay Ukala? O zaman bütün hastanede sana aşık. Hatta tanıyabilse bütün dünya. Diğerlerinin ne düşündüğü umurumda bile değil. Ama senin nefret etmediğini biliyorum. Hayvanla birlikte onların ülkesine giderdim. Ve bir gün gerçekten de gittim. Şimdi sıra sende Ayşe. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Senin de hayallerinde gidebilecek ülkelerin olsun istiyorum. Korktuğunu biliyorum. Ama korkma, ben hep senin yanında olacağım. Ayşe iyi mi? İyi, çok iyi. Biraz yorgun o kadar. Bu çiçekleri sana aldık. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Niye hepsi beyaz biliyor musun? Çünkü... Hani bu bizim sırrımız olacaktı? Unuttum. Hadi. Hadi küçük oyun bozan. Artık dinlenme vakti. Hoşça kal Ela abla. Güle güle. Hoşça kal. Beni bekleyeceğini biliyordum. Senin için değil. Sırrı öğrenmek için bekledim. Hadi ya lütfen söyle. Beyaz sensin. Tüm renkleri taşıyıp hiçbiri olmuyor. Her şeysin. Hiç kimseye benzemiyor.
hapsetti. Yüreğim kilitli. Ben odamda kokunla şimdi. Konuştuğum duvar sessizdi. Adın nefesimdi. Buralar şimdi yangın yeri. Yokluğun yangının alevi. Söyle gitmenin sebebi neydi? Buralar şimdi yangın yeri. Yokluğun yangının alevi. Söyle gitmenin sebebi neydi? Gözümü kapatsam yüzüm. Gündüzleri uzatsam geceler bir.